Orada her zaman önce. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Mehmet Hocam. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler. Geç kalmadım umarım. Saat 7 yok, ama. Yok. Tam zamanı. Şimdi tam 7'de diye duyurduğumuz için şu anda girişler oluyor. Yani birkaç dakika daha bekleyelim. Olur. Yani 30'lu falan buluyoruz bugün ya, yani malum artık şey sezonda yaz ayları hocam için, yaz sezonuna öğrencilerimiz bizim tabii şimdi özellikle bizim şöyle bir ilkemiz var, her yıl 10 yaş gençleşiyor tazelenme öğrenci. Şimdi 4. sınıfta olanlar var. 4. sınıfta olanlar dolayısıyla 40 yaş gençleştiler. Maşallah. Yani hatta böyle 20'li yaşlara, 15'li yaşlara inenler var. O zaman da ne oluyor? Haylazlık yapıyorlar biraz. Harika. Çok güzel hocam. Tabii bu yaz sıcak yaz ayında kimseyi de sıkmamak lazım. Çok da kimseyi sıkmadan güzel, eğlenceli bir sunum yapalım istiyorum. İnşallah evet, olur. Evet. Tabii yayla sezonu da başladı. İşte Muğla'nın malum yaylaya işte ekim dikim işleri. Yazlığa giden. Yazlık işleri, işte haylazlık işleri. Bundan sonra yani muhtemelen daha az olacaktır. Ama gene bir 20-30'u buluyor yani bugünlerde katılımcılar. Şöyle birkaç dakika daha beklersek olur hocam. Benim zamanım var. Bugün olabilir. De bizim bayağı yoğun geçmişti. Şöyle bir saat önce bitti. Öyle mi? Evet. Ne vardı? Bir operasyon bir şey mi vardı? Bugün poliklinik yaptık hocam. Ha, anladım. Bugün evet. Sadece işte şey hasta baktık. Dün evet. Ameliyatlarımız vardı. O evet. Şekilde. Şimdi ben tabii biraz tanıtıcı bilgi vereceğim. Biraz daha şey olsun, katılımlar olsun.
Şimdi Mehmet hocamız tabii şimdiden başlayan zamanı da bu şekilde şey yapmış olalım. Bazılarınız belki tanıyorlar, Muğla merkezde olanlar özellikle. Tabii Mehmet hocam şimdi bizim Muğla ilini kapsıyor bu proje. Yani evet. Şu anda izleyenlerin mesela bir kısmı işte Fatma Hanım Marmaris'ten, yani biliyorum Fatma Hanım. İşte Bodrum'dan olan var, Milas'tan olan var. Dolayısıyla yani ilçelerden de var öğrencilerimiz çok sayıda. Şimdi ilçelerde bilmiyorum bu sizin ilan ilçelerde de çıktı mı yoksa sadece merkezde mi çıktı? Sadece merkezde çıktı hocam. Merkezde çıktı. Yavaş merkezde yavaş ilçelere olanlar, geçeceğiz. Evet. Merkezde olanlar görmüşlerdir. Görmüş olanlar olabilir. İlçeler dedikler henüz görmedi. Şimdi Mehmet hocam bizim üniversitemizin en genç, en parlak hocalarındandı. Estetik cerrah kendisi. Maalesef yani üniversite olarak kaybettik ama yine yani Muğla'dan dışarı çıkmadı. Yine Muğla'da. Üniversiteden ayrılınca tazelendik hocam. Evet. özel muayenehane açtı estetik cerrahi üzerine. Estetik cerrahi ve mikro cerrahi tabii aynı zamanda. Kendi zaten anlatacak biraz sonra. Çok Mehmet hocam. 3 Mart'taydı hocam bizim açılış. Yani, 3 ay oldu. 3 ay, evet 3 ay oldu. Yani tabii çok arkadaşlarımız duymamış olabilirler. Kendisi yani bu üniversitemizdeki sanıyorum tek estetik ve mikro cerrah hocasıydı. Değil mi? Hocam ikisini birlikte yapıyorduk. Evet. Öyle olunca tek sayılır evet. Evet. En son bu konudaki en son gelişmeleri takip ediyor. Biliyorum biz de zaman zaman konuşuyoruz. Aynı apartmanda kalıyoruz. Bir yıl Kore'ye gitti. Burada bu konudaki en son teknolojileri, en son gelişmeleri takip etti. Ve ileride yani ihtiyaç yani olabilir belki. O zaman bu en son şeyleri de yani şu anda uyguluyor zaten tabii ki. Bize bugün bunları anlatacak, bu bilgileri paylaşacak, tecrübelerini paylaşacak. Mikro cerrahi ve estetik cerrahi konusunda kendisinden çok şey bekliyoruz Muğla olarak. Önümüzdeki dönemde çok parlak, çok genç bir hocamız, arkadaşımız. Hocam beklentileri de çok yükselttiniz ya şimdi. ben de kimseyi sıkmak istemedim halbuki. yani şöyle, bu bir tanıtım olacak zaten Mehmet hocam. Evet. Önümüzdeki yıla belki birkaç bunu bir iki ders şeklinde. Yani estetik cerrahi ayrı, mikro cerrahi ayrı ya da başka alanlar varsa onları ayrı ayrı dersler şeklinde yapabiliriz belki. Tabii. Önümüzdeki yıl ama bu dönem artık son, yarın son dersimiz zaten. Bu konuyu tanıtmak istedik, hani konuştuk zaten bu bağlamda. 9:05 geçiyor. Yani yavaş yavaş başlayabiliriz bir taraftan. Katılanlar da tabii katılırlar. Evet Mehmet hocam söz sizde, buyurun. Şey Mehmet hocam, öncelikle bölüyorum da ekran paylaşımı yapmak istiyor musunuz? İstiyorsanız ben size onay vereceğim. Tamam, yapayım lütfen. Tamam, ben açtım, izni verdim. Bu gizlilik diyor. Mehmet hocam biliyorsunuz aşağıda share screen diye bir evet şey hocam. Var. Hocam gizlilikle ilgili bir problem yaşadım şu anda ekranı paylaşma konusunda. MacBook da bizimki öyle her şeyi sorar.
Ha, anladım, evet. Normalde rahatlıkla yapabildiğimiz bir şey. Ekranı görebiliyor musunuz? Evet hocam, Evet, gayet iyi görünüyor. gözüküyor. Ben öncelikle Muammer Hocama çok teşekkür ederim. Kendisini bana bu fırsatı verdiği için. Şimdi sizi bu yaz, güzel yaz akşamında fazla da yormadan ufak bir sunum yapmak istiyorum. Sesim geliyor mu herkese? Geliyor, güzel geliyor. Tamam hocam. Geliyor hocam. Tamam. Hocam şimdi keşke gönül isterdi bunu amfide güzel bir şekilde herkesi görerek yapayım ama burada ekrana baka baka anlatmak da bir tuhaf oluyor tabii ki. Şimdi plastik cerrahi biliyorsunuz çok geniş bir alan. Tabii bunu birazcık da tanıtmak amaçlı bu sunumu yapıyorum. Hocamın da dediği gibi ileride daha özel alanlara yönelir. O konuda daha özel anlatımlar gerçekleştirebiliriz. Bu plastik cerrahi alanında estetik var, mikro cerrahi var, işte ağız yüz çene cerrahisi var, el cerrahisi var, yanık var. Dolayısıyla çok geniş bir alanı kapsıyor. Ve bu geniş alanda her şeyi aynı kalitede yapmak gittikçe zorlaşıyor. Gelişmeleri de takip etmek zorlaşıyor. Ben size sadece bugün ufak çapta bir tanıtım amaçlı bir sunum yapmak istiyorum. Sizi lafı da çok uzatmadan... Evet. Şimdi plastik cerrahi de nedir? Biz genel olarak plastik cerrahi diyoruz ama bu uzmanlık dalının adı plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi. 6 yıl tıp okuduktan sonra biz uzmanlık sınavına gireriz ve uzmanlık sınavında bir uzmanlık dalı seçip ona gireriz. Ve benim girdiğim yıllarda 6 yıldı plastik cerrahi. Sonradan 5 yıla düşürüldü. Dolayısıyla bir 12 yıllık bir eğitim söz konusu. Plastik cerrahi genel olarak problem çözme uzmanlığı veya iş bitirici uzmanlık olarak adlandırıyor. Diğer cerrahi uzmanlar veya anestezistler. Daha çok prensip ve teknikler üzerine kurulu olduğu için biz bir organa bağımlı çalışmıyoruz. Peki plastik cerrahi nedir? Biz genellikle bize sorulan soru plastik mi koyuyorsunuz, plastikle mi şekil veriyorsunuz şeklinde. Ama plastikos tabii Yunanca'dan gelme bir isim, şekil verme anlamına geliyor. Plastik bu şekilde. Rekonstrüktif nedir? Rekonstrüktif onarma ve yeniden yapma manasına geliyor. Ki bu bizim işimizin %80-85'ini kapsamakta. Mikro cerrahi genel itibariyle tanım olarak mikroskop altında yapılan tüm ameliyatlara mikro cerrahi adı altında toplayabiliyoruz. Tabii biraz önce de dediğim gibi plastik cerrahi organ veya sistemden bağımsızdır. Uzmanlık sınavında en sık tercih edilen cerrahi bölüm diyebiliriz ve son TUS'ta yani tıpta uzmanlık sınavında da ilk 10'da en sık plastik cerrahi yer almaktaydı. Yine aynı şekilde en yüksek puanla da girilebilen cerrahi bölümdür. Peki plastik cerrahi ne değildir? Dediğimiz gibi bir organ veya sisteme bağımlı değildir. Estetisyen, güzellik uzmanı, estetikçi, yüz plastik cerrahi hiç değildir. Tabii ki bunların Sağlık Bakanlığı'nda karşılığı yok.
Yani yüz plastik cerrahi diye bir bölüm yok Sağlık Bakanlığı'nda. Bir uzmanlığa sahip olabilmek için bunun eğitimini almış, sınavlarına girmiş, tezini vermiş ve mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak lazım. Dolayısıyla bu şekilde kendilerini tanıtanlara plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlık diplomasının sorulmasını öneriyorum. Şimdi ilgi alanlarımız nedir? İlgi alanlarımız bu şekilde. Ki tabii ki devamı da var bunun. Saç ekiminden tırnak batmasına, burun estetiğinden genital estetiğe, parmak kopmasından mezoterapiye, dolguya, botoksa, işte kalça kaldırmadan liposakşına kadar değişik alanlara yöneliyoruz. Ve bu alanları bir araya getiren bir bölümün olmasını açıklayamıyoruz. Yani bunu nasıl bu kadar ilgi alanını nasıl bir araya getiriyor bu bölüm? Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Aslında dokuya olan saygı diye ifade edebilirim. Biz çünkü teknik üzerinde çalıştığımız için organ veya işte ne bileyim kulak, burun, boğaz gibi belli bölgeye, göz bölümü gibi belli bir alana veya ortopedi gibi sadece kemiğe müdahale etmiyoruz. Kemiğe de müdahale ediyoruz, deriye de müdahale ediyoruz ve bunlara şekil veriyoruz. Bu meme de olabilir, bu parmak da olabilir, genital bölge de olabilir. Bu ilgi alanlarının birbiriyle ilgisi de bu şekilde. Mesela kraniofasyal cerrahi, yani baş boyun bölgesindeki kemik ve kafa yapısıyla ilgili olan cerrahinin el cerrahisinde ilgisi nedir? Yatak yarası gelişmiş bir kişiye müdahale ediyoruz. Aynı zamanda da estetik cerrahi yapıyoruz. Saç ekimi yapıyoruz. Sonrasında tırnak batması ameliyatı yapıyoruz. Bunların hepsinin ortak noktası dediğim gibi dokuya olan saygı. Tabii ki ilginin en fazla, televizyonlarda en fazla gösterilen, en fazla duyulan cerrahi plastik cerrahi olmasına karşın aynı zamanda da en az anlaşılabilen bir cerrahidir. Çünkü aslında çoğu kişi ne ile ilgilendiğimizi tam olarak bilememektedir. Zaten bu sunumun amacı da bu. Bizim plastik cerrahlar olarak yapmak istediğimiz amacımız genel olarak fonksiyonel ve estetik görünüm kazandırmak. Fonksiyonel yani işlevsel, yapacağımız müdahalelerde işlevsellik ön planda ve aynı zamanda da estetik görünüm sağlayan bir işlevsellikten bahsediyorum. Peki bizim konumuz neydi? Plastik cerrahide tazelenme. Tazelenmeden kasıt tabii ki çok daha öncesinde hocalarımız bahsetmiştir. Yeniden doğma, yeniden kendini iyi hissetme, daha çok psikolojik. Peki plastik cerrahide ilk akla gelen nedir? Plastik cerrahide ilk akla gelen tabii ki estetiktir. Kırışıklıkların azalması, azaltılması veya gizlenmesi, sarkıklıkların azaltılması. Peki bu yaş ile gelen kırışıklıklar ve sarkıklıkların yanında tazelenmeden kastettiğimiz başka bir şey olamaz mı? Tabii ki olabilir. Bu da travma. Travma sonrası oluşan deformitelerin düzeltilmesi. Doğuştan gelen bozuklukların düzeltilmesi. Bunlar kısaca plastik cerrahide tazelenme adı altında toplayabileceğimiz başlıklar. Aslında bütün bunların içerisinde amacımız tamam tabii ki işlevsellik ve estetik. Fakat psikolojinin iyileştirilme çabasıdır aynı zamanda. Bütün bu yaptıklarımızın amacı nihayetinde bu. Her zaman söylüyorum. Yaptığımız işin yarısı teknikse yarısı psikolojiktir. Psikolojiyi iyi anlamak, hastayla hekim arasında iyi bir ilişki kurmak, onun ne istediğini bilmek ve bizim neler sunabileceğimizi iyi ifade etmek önemli. Şimdi bundan sonraki göstereceklerimde tabii ki bizim plastik cerrahi açısından yapacağımız her iş görsellik içerdiği için yara ve diğer
saklanabilecek veya görmekten çekinebileceğiniz alanlar olacağı için şimdiden uyarıyorum. Eserler rahatsızlık verebilir. Dolayısıyla bir, eğer kendinizi rahatsız hissedecekseniz şimdiden kapatmanızı rica ediyorum. Çünkü kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz bu konuda. Genel bir şehir efsanesi var. Plastik cerrah müdahale etti ise işsiz olur veya izler giderilir. Tabii ki biz dokuya saygı gösteriyoruz ve ona göre müdahale ediyoruz. Fakat izlerin giderilmesi veya izlerin yok edilmesi gibi bir durumumuz yok. Hiçbirimizin elinde sihirli değnek olmadığı için bizim yapacağımız işlem tamamen anatomiye uygun ve tekniğe uygun şekilde yapıldığı için bizde birazcık daha sihirbazlıktan ziyade illüzyonistlik hakim diyebilirim. İzlerin çizgilere saklanması durumu vardır. Kesinlikle herkese söylüyorum, işsiz ameliyat yoktur. İzler çizgilere ve gölgelere saklanır. Şimdi bu resimde gördüğünüz gibi çizgilerin bir yerleşimi var. Alın bölgesinde yatay, yüz bölgesinde aşağı doğru ve çene bölgesinde dikeydir. Bu bölgelerde olan yaralanmalarda veya mevcut tümörlerde veya herhangi bir şekilde müdahale edildiği takdirde, dikildiğinde, örneğin alın bölgesine müdahale ettiğimizde, alın bölgesine dikiş atıldığında eğer yatay yapılırsa bu iz birazcık daha uygun, daha düzgün bir şekilde iyileşecektir. Bu çizgileri, bu yüzü gözünüzün önüne getirin ve yaş aldıkça oluşan çizgilerle karşılaştırdığınızda bu izlerin hemen hemen bu çizgilerin arasında saklandığını göreceksiniz. Tabii ki bu mimiklerin oluşturduğu çizgiler, kasların oluşturduğu çizgiler ve bu çizgileri oluştuktan sonra önleyemiyoruz. Öncesinde yapabildiğimiz şeyler var, ondan birazdan bahsedeceğim. Yaş ile ilgili bir şeyler yazmışım ben burada. 60 yaş üzerinde demişim. İzi saklamak kolay çünkü çizgiler daha belirgindir. Ama ondaki avantaj buyken, ama dezavantajı ise yara iyileşmesi probleminden dolayı geç iyileşebiliyor. Çocuklarda ise durum nasıl? Yara iyileşmesi çok hızlı iyileşiyor. Fakat izlerin saklanması daha zor oluyor. Nasıl yanak içerisinde gergin bir bölge, yanaktaki bir keside izin saklanması pek mümkün olmuyor. İzler gergin bir alanda gözle görülür bir şekilde ortaya çıkıyor. Çocuklar için söylüyorum. Burada bize de yine en çok sorulan sorulardan biri kaç dikiş attınız oluyor. Kaç dikiş attık? Tabii burada çeşitli dikiş teknikleri var. Zımbalama, dikişin gergin bir şekilde atılması, derinin altında atılması. Şu gördüğünüz bu dikiş bize en çok sorulan dikiş. Çünkü bu halk arasında estetik dikiş olarak adlandırılan dikiş tekniğidir. Bize neden özellikle soruluyor? Şimdi bu dikişlerin, diğer dikiş tekniklerinin hepsinde derinin kenarlarında dikişin izleri olur. Genelde izler tren rayı gibi görünmektedir. Ve insanları en çok rahatsız eden de bu oluyor. Tabii ki yaranın izi olacaktır, kesinin izi olacaktır. Fakat dikiş izini en aza indirgemek bizim işimiz. Ve bunu da deri altında yapacağımız işlemlerle halletmeye çalışıyoruz. Fakat bunu yapamadığımız durumlar olabiliyor. Normal dikiş atmanın daha iyi olduğu durumlar olabiliyor. Onu kişiye göre, yaşına göre, yara iyileşme problemine göre değerlendiriyoruz. Bu iz sadece dikişten değil, kişinin yara iyileşmesine bağlı olarak da değişiyor. Alışkanlıklarına bağlı olarak da değişiyor. Mesela sigara içenlerde derinin kanlanması az olduğu için kanlanması az olan bölgede yara iyileşmesi problemleri yaşıyoruz. Yara iyileşmesi problemleri yaşayan bu bölgelerde de derinin iyileşmesi geciktiği için yara izi de geç iyileşen yarada daha kötü görünmekte. Bunun yanında tabii ki diyabetik hastalarda,
kolajen doku hastalıklarında, kronik hastalıkları olanlarda yara iyileşmesi birazcık daha geç oluyor. Bunu şu örnekle gösteriyorum, söylüyorum. Her zaman herkes aşı olur ama herkesin aşı izi farklı olmaktadır. Dolayısıyla aşı izlerinizde kabarma, genişleme veya şunu da soruyorum, yara iyileşmesi iyi midir genel itibariyle? Hocam kesilir, hemen iyileşir, güzel iyileşir veya geç iyileşir derler. Hastalar da az çok kendilerini bilir. Ben birazcık plastik cerrahinin kısa bir tarihinden bahsetmek istiyorum. Bundan milattan önce 600 yılında Sushruta diye bir Hindu bir adam, cerrah. Tabii onun en meşhur olduğu cerrahi teknik bu olmasına karşın birkaç işlem daha yapmış ama en meşhuru bu. Sushruta insanların burunlarındaki kesileri tamir etme, onarma yöntemi olarak alından flap dediğimiz doku kaydırma yöntemini kullanmış. Şimdi Hindistan'da kişileri cezalandırmak amacıyla burunlarını keserlermiş. Amputasyon diyoruz biz ona. Ampute ederlermiş, direkt keserlermiş. Ve insanlar burnu kesik olarak dolaşıp onarım yapacak cerrah arıyorlar. Ve Sushruta buna bir yöntem buluyor. Alın bölgesinden dokuyu kaydırıyor. Buradaki kanlanan doku tamamını, burnun tamamını örtüyor. Böyle iki tane delik açık bir şekilde durmasını engellemiş oluyor. Sonradan tabii alt tarafından delik açarak nefes almalarını da sağlıyor. Bu alın kısmı da ya kendiliğinden iyileşiyor veya başka bir yerden aldığı deri yaması, graft diyoruz biz ona, kansız dokuyla kapatabiliyor. Bu milattan önce 600 yılında. Tabii o papiruslarda gördüğümüz şekil bu. Fakat sonrasında çok uzun yıllar sonra, 1300'lü yıllarda Tagliacozzi denen İtalyan bir cerrah yine Sushruta'dan esinlenerek bulduğu bir yöntem. Yine burun onarımında kullanıyor. Burun onarımında şöyle bir alet tasarlıyor. Bu aleti tasarlıyor ve burun onarımında kişinin kolundan aldığı dokuyu burnuna naklediyor. Tabii ki o bağlantıyı tamamen kesmiyor. O bağlantı iyileşince, o doku iyileşince 3 hafta veya 1 ay sonrasında onu kesiyor ve o artık koldaki doku burun dokusunun olmuş oluyor. Böyle bir alete de 4 hafta, 3 veya 4 hafta kadar bağlı kalıyor insanlar. O zamanlar o şekildeydi. Sonrasında tabii savaşların da iyi tarafları olabiliyor bazen. Savaşlarda Makindo ve Gilles adında iki cerrah özellikle 2. Dünya Savaşı'nda yaptıkları araştırmalarla flap yani kanlı doku nakilleri üzerinde yaptıkları çalışmalarla plastik cerrahi de önemli yol kat etmişlerdir. Şimdi burada en baştan keloid dediğimiz bir şeyden bahsetmek istiyorum. Keloid nedir? Biraz önce bahsetmiştim. Aşı oluyor herkes ama herkesin aşı izi farklı oluyor. Bazılarında çok ufak bir iz olarak kalıyor. Bazılarında kabarıyor, genişliyor. Şimdi bu daha çok zencilerde meydana gelebilen bir şey. Zencilerde yara iyileşmesi daha çok keloidle iyileşebiliyor. Nasıl? Küpe takabiliyor, tıraş olabiliyor ve bunların hepsi kabararak iyileşebiliyor. Herkeste değil tabii ki ama onlarda keloid gelişme oranı zencilerde daha fazla olduğu belirtilmiş. Burada yine bizim bir hastamız bu. Küpe takma sonucu kulağında gelişen keloid. Bu keloidleri nasıl müdahale ediyoruz? Biz buraya steroid enjeksiyonu yapıyoruz. Herkes steroidi az çok biliyordur. Yara iyileşmesini de kötü yönde etkiler. Ama bunu biz sistemik yani vücudun tamamına dağılacak şekilde yapmıyoruz da sadece o yaranın üzerine, o keloid lezyonun üzerine yapıyoruz ve seans seans yapıyoruz.
her seans arasında 2 veya 3 hafta koyuyoruz ve onu tamamen yok etmiyor. Sadece kabarıklığını azaltıyor, kaşıntısını azaltıyor ve sertliğini azaltıyor. Böylece daha kabul edilebilir bir iz haline geliyor. Burada birazcık daha tabii abartılmış bir hali var. Bu da bize gelen bir hastamızda aşı sonrası gelişen keloid. Buna tabii steroid çok fazla yapıyorduk. Ama bunu tamamen çıkartırsak ne olur diye soracaksınız. Tamamen çıkartılırsa daha kötü iyileşiyor. Daha kötü bir şekilde, daha kabarık bir şekilde iyileşiyor. Buraya sadece steroid yapmayabiliriz. Buraya radyoterapi de uygulayabiliriz. Radyoterapi ve steroid ile beraber kaşıntısı azalıyor. En azından hastalar o kaşıntı hissinden ve sertlik hissinden kurtulmuş oluyorlar. Tabii ki tamamen kaybolmuyor ama en azından cilt yüzeyine yakın bir hale getirebiliyoruz. Şimdi tazelenme deyince yüz gençleştirmeden bahsetmek olmaz. Uzun uzun bahsetmeyeceğim. Sadece her bir konuda birkaç örnek vermek istiyorum. Baştan ayağa dedik ve o sırayla gitmek istiyorum izninizle. Yüz gençleştirme. Burada bir hastamız, tabii bu hastamıza biz birkaç işlem yaptık. Bu hastamızın ilk şikayet ettiği şey göz kapağıydı. Göz kapaklarından şikayetçiydi. Göz kapaklarından şikayetçiydi fakat aynı zamanda burun şeklinden ve nefes almaktan da nefes almada zorluktan da şikayetçiydi. Haliyle ikisini birlikte yaptık. Tabii plastik cerrah olunca hem göz kapağına müdahale edebiliyoruz hem buruna müdahale edebiliyoruz. Ve hastanın şu anki hali Muammer Hocam'ın da dediği gibi 5-10 yıl gençleştiriyor bu tazelenme. Bizde de aynı şekilde oldu. Bu hastamıza aynı zamanda sonrasında işte botoks da uyguluyoruz. Ve o gerginliği, o taze görünümü arttırmış oluyoruz. Bu tabii göz kapağı ve botoks birlikte de yapılabiliyor. Bazen ayrı ayrı da yaptığımız oluyor. Bu hastamızda görüyorsunuz göz kapakları sarkmış. Kenarlardan sarkan göz kapağı insanları birazcık daha yorgun gösteriyor. Ve bizde bize gelen hastalarımız ben bu göz kapağından rahatsızım veya kaşlarımın düşüklüğünden rahatsızım diyebiliyorlar. Genel olarak şu anda popüler olan yaklaşım ip askılama olsa da benim genelde önerdiğim botoks sonrasında göz kapağı ve gerekirse yüz gelme oluyor. Neden? İp askılama, iple yüz gelme veya askılama yöntemi hem daha kısa sürüyor. Yani 1-2 yıl içerisinde yine kendini bırakıyor. Ve yabancı bir cisim koymuş oluyoruz. Alerjik reaksiyon verme riski açısından söylüyorum. Bir de tabii bizim ırkımızda birazcık derinin kalın olması neticesinde ağırlıktan o ip askılamalara fazla dayanamıyor. Yer çekimine fazla dayanamıyor. Ve eski haline dönme süresi birazcık daha kısa. Tabii cerrahi işlem olarak yine anestezi alıyorsunuz. Alıyor hastalarımız. Ama en azından bir kesi olmuyor. Onun da avantajı o. Bu hastamıza ne yaptık? Göz kapağı ve botoks yaptık. Tabii botoks mevcut buradaki çizgilere, alın çizgilerine çok az faydası oluyor. Yok etmiyor. Fakat alında bir gerginlik, bir taze görünüm elde edebiliyoruz. Tabii bu yorgunluğu da ortadan kaldırmış oluyoruz bu şekilde. Görüyorsunuz gözler açılmış, birazcık daha ferah, taze görünüm. Kaşlarda, kaşların dış kısmında, 1/3 dış kısmında 2 milimetre kadar yükselti sağlıyor. Böylece aydınlık, ferah bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Hastalarımız da memnun oluyor bundan. Botoks tabii toksindir. Kasların kasılmasını engelleyen bir toksin. Bu bölgelere yaptığımızda kaslar kasılmıyor. Yani şu alın, kaşların çizgilerini yapamıyoruz. Ve o kırışıklıkların derinleşmesini engelliyor. Daha çok 30'lu yaşlarda başlıyoruz ki ileride kırışıklıklar oluşmasın diye ama
oluşmuş kırışıklıkların da daha fazla derinleşmesini engellemek açısından faydalı oluyor. Ne dedik? Estetik ve fonksiyon ikisinin bir arada yapılması gerekir diyorduk. Şimdi bu görüntüden dolayı özür diliyorum. Bu hastamız hızarla odun keserken aletin ucunun kırılması ve dönen pervanenin yüzüne gelmesi nedeniyle yüzünü kesmiş. Tabii burada birçok şey var. Burada kas kesisi var. Bir kere ağzının fonksiyonu önemli. Kas ayrılmış. Bir kere yüzün sinirlerinin kesilmesi var. Dudağın kesilmesi var. Dudak tam tamına uyum sağlamaz ise 1 milimetrelik fark konuşma mesafesinde fark edilir hale gelecek. Ki bu durumda hastamızın çok dert edeceğini zannetmiyorum. Yüzün boydan boya kesilmiş olması yeteri kadar iz bırakacaktır. Biz ne yaptık? Kası onardık. Dudağı onardık. Yukarıda kesilmiş olabileceğini düşündüğümüz kasları üst dudak için söylüyorum. Onardık ve şöyle bir görüntü elde ettik. Tabii bu görüntü tamam mükemmel bir görüntü değil. Fakat en azından hastamızın hareketini sağlayabilecek, dudaklarının büzebileceği bir dudak fonksiyonu elde ettik. Hastamız memnun. Bu da güzel bir sonuç. Bize yine en çok sorulan sorulardan biri iz kalacak mı? Daha önce de söyledim. Derinin altında, deri sadece sıyrık halindeyse tabii ki az bir şekilde iz kalacaktır. Hemen hemen bazen hiç iz kalmayacaktır. Fakat derinin altına iniyorsa bir kesi muhakkak iz kalır. Bizim önlemek istediğim şey kesinin izi değil, dikiş izidir. Burada bir çocuğumuz bir trafik kazası sonucu. Bu tabii ki çok travmatik bir kesi. Görüyorsunuz yana boydan boya kesen bir kaza. Burada bir başka problem daha var. Kesiden ziyade. Burada tükürük bezi. Yanaktaki tükürük bezinin yanak içine giden kanalının da kesik olma durumu söz konusu olabilir diye baktık. İnceledik. Öyle bir durum yoktu. Neyse ki. Ama öyle bir durum halinde mikro cerrahi yöntemlerle o yana içine giden tükürük bezinin dikilmesi de gerekirdi. Aksi takdirde orada tükürük birikir, enfeksiyon meydana getirir ve orayı tekrar açmak zorunda kalabilirdik. Bu çocuğumuzun tabii ki izi kaldı ama en azından kabul edilebilir düzeyde bir izi oldu. Dudak fonksiyonları da gayet yerinde iyileşti. Şimdi biz tazelenme deyince sadece estetik değil, aynı zamanda deri tümörlerine de müdahale ediyoruz. Deri tümörleri yaş ile birlikte görülme oranı sıklıkla artan ve güneş görme oranıyla artan bir durum. Çeşitli deri tümörleri var, onların ayrıntısına girmeyeceğim ama güneş yanıklarıyla doğru orantılı olarak artmakta deri tümörleri. Ultraviyole ışınına çok hassas derimiz ve tabii ki kişiden kişiye, genetik yapıya bağlı olarak da değişiyor. Fakat bunun üzerine sigara içenlerde de alt dudak tümörü daha fazla görülmekte. Güneş gören bölgelerde tabii ki bu daha çok el ve yüz bölgesinde görülmekte. %80 oranında deri tümörlerinin. Ve tabii ki yoğun güneş gören çiftçi olur, şoför olur. Bu kişilerde daha sıklıkla gördüğümüz hastalıklardan biri deri tümörleri. Şüphelenmemiz gereken şeylerden en önemlisi. Yüzümüzde ben vardı. Tamam. Bu hızlı büyüdüyse, kanamaya başladıysa, kenarları düzensizleştiyse, üzerinden kıl çıktıysa, deri rengi değiştiyse, böyle aniden kastım 1-2 ay içerisinde gelişen herhangi bir durumda en yakın dermatoloğunuza yani cildiye hekiminize veya plastik cerrahınıza başvurmanızı öneririm. Neden?
Bunların deri tümörü olma olasılığı yüksekte ondan. Bu hastamızda da daha önce biz bu bölgeden ufak bir biyopsi almışız ve deri tümörü olduğunu teyit etmişiz. Ve bunu kenarlarında deri tümörü bırakmayacak şekilde geniş bir şekilde almayı planlamışız. Tabii bunu aldıktan sonra orada bir boşluk kalacak. Dikelim. Diktikten sonra ne olacak? Göz kapağımız aşağıya inecek. O zaman bu sefer de göz kapağı ile ilgili sorunlar başlayacak. Dolayısıyla bunu yüzü bütünüyle ele almamız lazım ve deri tümörü tamamen çıkartıldıktan sonra ki yapılacak işlemlerin de planını yapmamız lazım. Burada çizimini yaptığımız alan aslında keseceğimiz alanın tamamını kapsamakta. Yüzün tamamını mı kesiyoruz? Evet, yüzün tamamını kesiyoruz ve yüzün tamamını ayırıp o şekilde ilerletiyoruz. Küçücük bir yara için mi? Evet, küçücük bir yara için. Çünkü göz kapağının aşağıya sakmasını istemiyoruz. Neden? Çünkü o sulanacak, problem yaratacak, sonrasında göz kuruluğu yaratabilir ve ileride keratit ve görme bulanıklığı hatta görme kaybına yol açabilir. Dolayısıyla biz bu ilerideki sorunları önlemek amacıyla yüzünde bu şekilde bir ilerletme yaptık. Ve bu tabii iz gözün altında ve yüzün kenarına doğru ilerlediği için kabul edilebilir bir iz olarak iyileşti gördüğünüz gibi. Bu da yaklaşık 2 veya 3 ay sonraki görüntü. Burada göz kapağımız aşağı sarkmıyor. Gözünü kapattığında tamamen kapatabiliyor hastamız ve izimiz de gördüğünüz gibi kabul edilebilir durumda. Şimdi ne dedik? Bu plastik cerrahi hem yaralanmalara, hem deri tümörlerine, hem estetiğe, hem onarıma bakıyor. Tabii bir de doğuştan bozukluklara da bakıyor. Biz burada yarık dudak örneği verdik ama yarık damak da yapıyoruz. Yapışık parmak da yapıyoruz. Fazla parmaklık ameliyatını da yapıyoruz. Ve bunu tabii uygun zamanda yapmak lazım. Yarık dudak ameliyatının en uygun zamanı bebek doğduktan 3 ila 5 ay arasında yapmaktır. Yarık dudak için söylüyorum. Peki yarık damak ne zamandır? Yarık damak da 8 ila 11 10-11 ay arasında yapmaktır. Kesinlikle konuşmaya başlamadan önce yapmak lazım yarık damak ameliyatını. Erken neden yapmıyoruz? Erken yaparsak çene gelişimini engelleme riski dolayısıyla erkenden yapmıyoruz o ameliyatı. Geciktirirsek ne oluyor? Geciktirirsek de konuşmaya başlıyor. Bu sefer de kaslar ona adapte olamıyor. Ameliyat yaptıktan sonra kaslar ona adapte olamadığı için hava kaçağı oluyor ve hım hım konuşma dediğimiz burnundan konuşma meydana geliyor. Dolayısıyla yarık damağın uygun zamanda yapılması lazım. Olur ya hani çevrenizde böyle bir hasta olur. Yarık dudak olur, yarık damak olur. Uygun zamanlama önemli. Bir plastik cerrah göstermekte fayda var. Doğar doğmaz. Yarık damaklı, yarık dudaklı bir bebeğimiz. Burada görüyorsunuz burun çok yayvan ve yarık taraf aşağı doğru çökük. Diğer taraf, sağlam taraf ise yukarı doğru çekik. Ve biz bunları aynı hizaya getirmek istiyoruz. Dedik ya, bizim işimiz teknik bağımlı. Biz burayı kesi olarak değerlendirsek, alalım dikelim. Tamam, aldık diktik. Hatta çok da güzel dikmiş olabiliriz. Fakat kesi olarak diktiğimiz için içerideki kasın bütünlüğünü düşünmemişiz demektir. Ve fonksiyonu düşünmemişiz demektir. Çocuk dudağını büzemeyecek. Peki defekt yani boşluk olarak değerlendirirsek sadece arayı doldururuz. Fakat yine fonksiyonu ele alamamış oluruz. Dolayısıyla bu yarık dudağı ve yarık damağı deformite olarak değerlendirmemiz gerekiyor ki hem estetik hem de fonksiyonel olarak bir düzeltme sağlayalım. Burada da bir sene sonraki halini görüyoruz. Tabii mükemmel değil fakat gördüğünüz üzere en azından burnun simetrisi mükemmel olmasa da sağlanmış oldu ve dudağın fonksiyonu
sağlanmış oldu. Yarık dudak ameliyatları tabii ki tek ameliyatla düzeltilmiyor. Fakat biz teknik olarak mümkün olduğunca burundaki kıkırdakları simetrik hale getirmeye çalışıyoruz. 18 yaşına geldiğinde bu çocuk muhtemelen burun ameliyatı için bize tekrar gelecektir. Burun ameliyatı için de düzeltme yapacağız. Peki baştan aşağı dedik, saçlı deri yaralanması nasıl olur? Saçlı deri yaralanması tabii önemli. Neden? Tabii biz biliyorsunuz ülke olarak saça çok takmış durumdayız. Saç ekimi dünyada saç ekimi denince ilk akla gelen Türkiye ve İstanbul oluyor. Saçlı deri yaralanmasında da biz mutlaka estetik bir görüntü elde etmeyi amaçlıyoruz. Yaralanma bölgesinde herhangi bir kemik veya açıkta bir saçsız bir alan bırakmamaya çalışıyoruz. Bu hastamız bir köpek yaralanması, köpek ısırması neticesinde gelmiş. Tabii ki birkaç yere gitmiş. En sonunda bize geldi. Birkaç yere gitmiş dememin sebebi şu. Köpek ısırıyor ve kopan parçayı atıyor. Ve kopan parça bir başka yerde onarılmaya çalışılıyor. Fakat mikro cerrahi yapılmadığı için tutmuyor. Yerine deri yaması konuluyor. Grafti konuluyor. Burada da yine kemik açığa çıkınca bize geliyor. Hastamızı biz doku kaydırma yaptık. Yani yine flap dediğimiz saçlı derideki kanlı dokuyu kaydırarak o bölgenin üzerine kapattık ve görüntü bu şekilde. Burada saçlar çıkacak ve açıkta bir kemik kalmayacak. Dolayısıyla hastamızda hem görüntüden hem de yaradan kurtulmuş, görüntü düzeltilmiş hem de yaradan kurtulmuş olacak. Burada kemiğin enfeksiyon olma ihtimaline karşı biz birazcık da acele ettik. Kemik enfeksiyonu gelişirse menenjite kadar gidebilirdi çünkü. Şimdi bu görüntü sizi gerçekten rahatsız edebilir. El kopması vakası. Efendim? El kopması vakası bize tabii ki bu bölgede çok sıklıkla geliyor, el ve parmak kopmaları. Biz biraz önce ne dedik? Saçlı deriden indik. Biz yüz kırıklarına da bakıyoruz bu arada. Yüz kırıkları, burun kırıkları, yüz kırıkları, çene kırıkları. Onların da onarımını sağlıyoruz. Aşağı indik. El kopması. El kopması tabii bu hastamızda bu hızarla elini kesmiş. Odun keserken hızar bu bölgede sıklıkla kullanılan bir alet. Odun keserken oradaki görüyorsunuz kemikleri, tendonları yani kasların liflerini, sinirleri, damarları kesmiş ve kanlanmasını bozuyor elin. Biz ne yaptık? Biz bunu uzun süren ameliyatlar neticesinde onardık. El kurtarıldı ve elin fonksiyonu da bu şekilde yerine getirildi. Artık bir şey tutabiliyor ve arabasını kullanarak bizi ziyarete geldi zaten. Kol yaralanması. Burada tabii erişkin hastalarda olduğu gibi küçük çocuklarda da olabiliyor. Küçük çocuklarda çok fazla görüyoruz kol yaralanması. Nereye neyi sokacakları belli olmuyor. Bu çocuğumuz da 2 yaşında bize geldi. Kıyma makinesine kaptırmış kolunu ve bu kolu el bileğinden koltuk altına ve gövde kenarına kadar uzanıyor. Şimdi burada bizim dikkat ettiğimiz birkaç nokta var. Bu da şu. Bu eklem yerleri, kontraktür dediğimiz, biraz sonra da bahsedeceğim. Kasılma ve birbirine yakınlaşma durumu geliştirebiliyor. Biz bunun olmaması için oraya doku nakletmeye çalışıyoruz ve o sağlam doku oranın büzülmesini engellesin istiyoruz. Kendiliğinden de iyileşebilir. Fakat büzülerek iyileşebilir. Şimdi bu bir kız çocuğu. Burayı tamamen alıp diktiğimizde bu meme
koltuk altına doğru ilerleyecektir. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Büyüdüğünde normal bir vücut yapısına sahip olsun istiyoruz. Dolayısıyla o boşluğu sırtından aldığımız ve tek bir damar üzerinde mikrocerrahi yöntemlerle kaydırarak hem koltuk altını hem de göğüs kenarını, asıl hedeflediğimiz nokta orasıydı, kapatmak istiyoruz. Bakın burada tek bir damarın attığı noktayı bulduk. Sırtından aldığımız doku o tek damar üzerinde oradan bir tünel oluşturarak koyduk ve ameliyattan sonraki birinci yılında hastamız bu şekilde kolunu kaldırabiliyor ve memeler normal hizasında. Bu bir sonraki hamleyi düşünerek yaptığımız için böyle. Yoksa alıp dikmek çok kolaydı bizim için ama çocuğun büyüdüğünde oluşabilecek meme deformitesini de düşünerek yaptık. Tabii el yaralanması, kol yaralanması olur da parmak kopması olmaz mı? Parmak kopması da oluyor. Bu çocuğumuz da 2 yaşında. Ablasının elindeki baltayla kesilmiş bir parmağı var. Şimdi tabii ilk başta bana söylemediler baltayla kesildiğini. Hatta yani baltayla kesildiğini söylediler. Ablasının kestiğini söylememişlerdi. Ablası kesmiş. Önemli değil. Aldık. Diktik mikrocerrahi yöntemlerle onardık. Ve tabii bu teller kemiğin sağlam durması için yaptığımız için bu şöyle bir 3-4 hafta hatta bazı durumlarda 6 haftaya kadar tutuyoruz. Tabii iki ucu keskin bıçak çok uzun süre tutarsak parmak bükülmeyebilir, kireçlenir. Az sürede tutarsak kemik tam olarak iyileşmez. İkisinin arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz. Ter bezlerinin iltihabı. Hidradenitis suppurativa denen bir hastalık. Belki çok çok azınız duymuştur. Hatta doktorların da çoğunun pek bilmediği bir hastalık olmasına karşın bizim ve bu bölgede, bu coğrafyada çok sıklıkla gördüğümüz bir hastalık aslında. Ter bezlerinin iltihabı. Ter bezleri tabii ki koltuk altında, genital bölgede, kalça bölgesinde yer almakta ve bu bölgedeki iltihaplar genel itibariyle aslında antibiyotikle çok fazla iyileşmemektedir. Biz buraya cerrahi müdahale yapmaz isek o iyileşmez. Tıpkı bu hastadaki gibi. Bu hastamız bize geldiğinde gayet depresif ve ailesiyle arası iyi değil. Oturup düzgünce yemek dahi yiyemez durumdaydı. Neden? Çünkü ter bezlerinin iltihaplanması demek orada sürekli akıntı demek. Akıntı demek koku demek. Ve müthiş ağır bir koku salan bir hastalık bu. Ve bundan tamamen kurtulması için sürekli antibiyotik verilmiş. 4 yıldır bunu çekiyor. İzmir'de gitmediği hastane kalmamış kendi anlattığına göre söylüyorum. Ve herkes antibiyotikli tedavi başlamış. Bize geldiğinde tabii bu hastanın genital bölgesi ve kalçasında da vardı bu. Ama onları göstermeyeceğim. Sadece koltuk altından bahsedeceğiz. Koltuk altına biz sırtından biraz önce gösterdiğimiz gibi doku kaydırdık. Yine mikrocerrahi yöntemlerle tek bir damar üzerinde kaydırdığımız dokuyla gördüğünüz gibi her iki koltuk altı iyileşti ve hasta depresyondan bu şekilde kurtulmuş oldu. Kol hareketlerini rahatlıkla yapabiliyor. Artık ter bezleri olmadığı için terleme derdi de kalmamış oluyor. Kontraktür, biraz önce bahsetmiştim. Yanıkta veya yaralanmada eklem bölgesinde oluşan büzülme, kontraktür. Bu özellikle yanıklarda çok fazla meydana gelir. Yanığı kendi başına iyileşmesini istediğimizde eklem bölgesinde özellikle yanıklar kontraktür oluşturarak iyileşir. Şimdi yanık deyince herkes Ula'daki yanıkçıyı hatırlar, akıllarına getirir. Şimdi kendiliğinden iyileşen, hiçbir şey yapmasanızda iyileşen yanıklar vardır tabii ki. Fakat ağır yanıklarda, geniş alan yanıklarında özellikle en büyük sıkıntı yanık değil, su kaybıdır. Derimiz çünkü
bütünlüğü sağladığı gibi suyun vücuttan atılmasını da önlemektedir. Dolayısıyla deri kaybolunca su vücuttan atılıyor ve biz susuz kalıyoruz. Geniş alanda yanık olunca da su kaybından büyük sorunlar meydana gelebiliyor. Hatta ölümler meydana gelebiliyor. Tıpkı bu çocuğumuzdaki gibi. Bu çocuğumuz evdeki yangından yangının ortasında kalmış. Kardeşi de var. 8 yaşında. Bir de 2 yaşında bir kardeşi de var. Tabii bu ikisi de aynı anda yangının içinde kalınca, anne de baba da olmayınca onu yetimhaneye almışlar. Tedavisine başlamışlar. Bu sadece bu gördüğünüz bölge değil. Genital bölge, bacaklar, bacağın iç kısımları, dizlerinin arkası, her taraf yanık. %62 oranında bir yanığı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki en büyük sorunu sol kolunu kaldıramamasıydı. Kontraktür. Geldiğinde koltuk altının tamamı bu kontraktür denen yapıyla iyileşmiş. Biz ne yaptık? Biz bunu tamamen çıkarttık. Ameliyatta tamamen çıkartıyoruz ve yine sırttan aldığımız bir tek damar üzerinde kaldırdığımız dokuyla kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi hastamız gayet mutlu. Kolunu kaldırabiliyor ve basketbolcu olmak istediğini söylemişti. Artık kolunu kaldırabildiği için çok rahatlıkla hareket edebiliyor. Şimdi burada şunu belirtmekte fayda var. Vücudumuz yedek parçalarıyla donatılmış. Çenesine gelen herhangi bir yaralanmada bacaktan aldığımız dokuyla, kemikle onarım yapabiliyoruz. Memesinde herhangi bir problemde, meme kanserinde karnından aldığımız dokuyla, mikrocerrahiyle onarım yapabiliyoruz. Göğüs ön duvarındaki yaralanmaları sırtından aldığımız dokuyla onarabiliyoruz. Dolayısıyla yedek parçaları kullanıyoruz. Burada bir tabii estetik ameliyat kapsamına girmekle birlikte memenin büyüklüğü boyunda fıtığa, sırtta ağrıya, meme altı pişiğe ve terlemeye, sırt ağrısına, omuz ağrısına ve sütyen askılarındaki ize, tahrişe sebep olabiliyor. Buradaki hastamızdaki gibi. Şimdi bu hastamıza ve diğer tüm meme küçültme, meme büyütme, karın germe gibi gövde de şekil değişikliği yapacağımız hastalara söylediğim şey şu. En ideal estetik sonuç ideal kiloda alınır. Bu hastaya da bu şekilde söyledik. İdeal kiloda olmamasına rağmen hastamıza meme küçültme yaptık ve hastamız bu şekilden memnundu. Gördüğünüz gibi sütyen olmadan verdiğimiz şekil onu gayet memnun etti. Sırt ağrısının, boyun ağrısının geçtiğini söyledi ve şekil itibariyle de gayet güzel zaten. Peki meme küçültme olur da meme büyütme olmaz mı? Meme büyütme de tabii ki yaptığımız ameliyatlardan birisi. Meme büyütmenin değişik yolları var. Karından aldığımız, kalçadan aldığımız yağlarla yaptığımız meme büyütme de var. Ki bu biraz hem risklidir hem de seans seans hem hastayı hem de cerrahı yoran bir işlemdir. Biz ne yapıyoruz? Genel itibariyle silikondan yapılmış implantları yerleştiriyoruz. Meme altından veya meme başının etrafından girdiğimiz delikten koyuyoruz. Ya derinin altına ya da kasın altına koyuyoruz ki bu hastada deri kalınlığı ince olduğu için kasın altına koyduk. Tabii herkesin sorduğu şey bu ameliyattan sonra iz kalacak mı? Kalacak. Bakın iz nerede? Bu ameliyattan sonra gördüğünüz, gözünüze çarpan ilk iz sütyenin kendi izi oluyor. Şurada gördüğünüz şöyle bir 5 santimetrelik iz de meme implantını yerleştirdiğimiz iz oluyor ki genellikle hastalar bu izden memnun. Yara iyileşmesi problemi yoksa da çok güzel iyileşir bu hastanın. Genel olarak hastalarımızın izi. Gövde onarımlarına baktığımızda yavaş yavaş aşağı iniyoruz. 73 yaşında bir hastamızdı bu. Kalp pili bu gördüğünüz. Kalp pili. Şimdi kalp pili dışarıdan görülüyor ise bu büyük problem.
Bir kere enfeksiyon kapma ihtimali var. Kalbin etrafındaki zarda enfeksiyon kapabilir veya çıkar ise elektrik iletiminde problem yaratabilir. Dolayısıyla bunun bir an önce kapatılması lazım. Biz ne yaptık? Orada doku hemen yanında doku kaydırarak kapattık. Tabii ki kalın bir dokuyla kapatmamız gerekiyor ki o tekrar dışarı çıkmasın. Gayet güzel sonuçlandı. Hastamız da memnun kaldı bu işlemden. Karın germe, bize en çok sorulan sorulardan biri karın germe. Nasıl yapıyoruz? İz kalır mı? Tabii ki kalır. Kişinin sezeryan izi vardır veya yoktur ama sezeryan izini az çok tahmin etmek mümkün. Sezeryan izinden çok daha büyük. Her iki kalçanın her iki kalça kemiğinin her iki kenarına kadar uzayan, hatta bazı durumlarda çepeçevre uzattığımız bir izdir bu. Bu hastada gördüğünüz gibi karnında sarkmadan ve göbek deliğindeki deformiteden şikayetçiydi. Ben yan görüntü koydum. Yan görüntüde daha belli olduğu için. Burada gördüğünüz gibi dümdüz bir hale gelmiş. İz de iç çamaşırın izinde kalacak şekilde yerleştirmişiz. Bu tabii ki bu ameliyatı sigara içen hastalarda mümkün olduğu kadar yapmıyoruz. Aynı şekilde yüz germe ameliyatlarında. Ayak onarımı. Şimdi gövde, meme, gövde ve ayağa geçtik ve bu da son slaytımız. Ayak onarımı benim en çok sevdiğim ameliyatlardan biri. Çünkü mikro cerrahi gerektiriyor. Mikro cerrahi gerektiren onarımlar çok sıklıkla yapılmıyor. Genelde ayağın da kanlanmasını sağlayan 3 adet damar vardır. Bunlar kesilirse veya diyabete bağlı olarak hasarlanırsa o bölgeye yapılacak işlemler çok ince işçilik gerektiriyor. Bu hastamız 75 yaşında çim biçme makinesiyle ayak bileğini kesmiş. Şurada dikkatinizi şu renge çekmek istiyorum. Bakın, ayağın kanlanması bozuk olduğu için kalp damar cerrahi tarafından damarı onarmış olsa dahi kanlanma bu şekilde. Şimdi bu hastaya ilk başta ben de dahil olmak üzere ayağının kesilmesini önerdik. Neden? Çünkü biz hastaların günlük yaşamına kolayca ve hızlıca dönmesini istiyoruz. Kesilirse hemen bir protez yerleştirilir, ayak protezi ve böylece üzerine adapte olur ve hızlıca günlük işlerine döner. Biz bu şekilde amaçlarız. Fakat hastamız bunu istemedi. Biz de şartları zorlamak istedik. Şartlar nedir? Bir adet damarımız var. Kıl kadar ince. Diğer iki damarımız tıkalı, kesik. Yaparsak ayak bilekten oynamayacak. Baston şeklinde duracak. Fakat o dokuyu onarmamız lazım. Ki yara iyileşmesini beklersek çok 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 uzun sürecek ve zaten belki de kendiliğinden kangrene gidecek. Ayağı onardık. Bu şekilde dokuyu kapattık. Kasığından aldığımız dokuyu ayağının üstünden geçen damara sabitledik. Yani mikro cerrahi yöntemlerle. Bu birkaç hafta sonraki görüntüsü. Bu da beni kliniğimde ziyaret ettiği görüntü. Biz tabii bu hastayı çok gördüğümüzde çok mutlu olduk. Neden? Asansörümüzün bozuk olduğunu düşünerek 4 kat yukarı çıktı bu hastamız. Halbuki bozuk da değilmiş ama 4 kat yukarı çıktı ve yürüyerek geldi. Duygusal anlar yaşadık kliniğimizde. Sonuç olarak plastik cerrahi baştan ayağa vücut bütünlüğünü bozan, işlevini azaltan ve insan psikolojisini etkileyen her türlü duruma müdahale edebilir. Genel amacımız da fonksiyon kazandırmak ve estetik görüntü elde etmektir. Bunu mezoterapiyle de yaparız, botoksla da yaparız, mikro cerrahiyle de yaparız. Bu bir teknikler bütünüdür. Önemli olan anatomiyi ve yara iyileşmesini iyi bilmektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Çok teşekkürler Mehmet Hocam. Çok ilginç. Hakikaten yani birçok hasta için hayata adeta geri dönüş. Dolayısıyla tabii tazelenme. Evet, evet. Ben de öyle düşünüyorum. Hocam inşallah sıkmamışızdır sizi. Genel bir bakış açısıyla göstermek istedim plastik cerrahiyi. Tabii ayrıntıları belki sonradan ileride planladığımız herhangi bir sunuda ayrıntısıyla anlatılabilir. Tabii ki teknik anlatarak insanları yormak da istemiyorum. Bir ufak bir tanıtım amaçlı oldu bu. Evet, evet. Çok güzeldi, çok aydınlatıcıydı. Hakikaten bu merak edilen bir konu tabii mikro cerrahi, estetik. Yani estetik daha çok evet. duyuluyor. Ama daha genelde yüz estetiği olarak işte biliniyor. Ama bundan çok daha fazlası tabii ki. İşte burada gördük yani tabii birçok izleyenler açısından da çok aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi önümüzdeki yıl bunları biraz daha ayrıntılı konuşabiliriz, tartışabiliriz. Tabii ben şimdi sorularımız varsa izleyiciler, dinleyiciler arasından biraz daha açılması açısından sorular varsa lütfen Mehmet Hocamıza buyurun sorularınızı sorabilirsiniz. Hocam ben çok teşekkür ederim öncelikle. Ha, bu estetik cerrahi konusunda ne kadar yüzeysel, ne kadar basit bir şey biliyormuşum diye düşündüm. İlgiyle izledim sunumunuzu. Tamam. Gerçekten çok güzeldi. Bir de böyle biz kamerası açık olanlar cesurca kendimizi böyle koyduk ön incelemenize. Gerçi fiziksel olarak 69 yaşındayım. Muhammed Hocam'ın hesabına göre 49 yaşındayım. Bilmiyorum maşallah. Ne zaman gelirim size. Maşallah, maşallah hocam. Yani gayet iyi durumdasınız. Herkes maşallah gayet dinç. Bu yani tazelenme hedefine ulaşmış gibi Muammer Hocam. Evet, evet. Şimdi cumartesi günü de bir şey yapacağız. Çevre şenliği yapacağız. Çevre günü 5 Haziran malum Ula Gölet'te. Yani 1,5 yıldan beri malum bu korona tedbirlerinden dolayı yüz yüze bir faaliyetimiz olmadı. Burada tekrar yüz yüze görüşeceğiz uzun aradan sonra. Ve hakikaten ne kadar bakalım şey oldu, herkes tazelendi. Korona tedbirleri ne kadar onları etkiledi. Mehmet Hocam eğer müsait olursanız bekleriz. Cumartesi mi hocam? Evet bu cumartesi. Yani tabii siz mutlaka vardır program ama yani müsait olursanız saat 2'de 3'te hatta 3'te Ula Gölet'te piknik alanında olacağız. İnşallah hocam. Evet pikniğimiz var tabii. Oo güzelmiş. Program çok iyi. Evet. Şimdi merak ettiğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Kliniğinizi nerede açtınız hocam? Üntaş Rezidans'ta açtım. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Bodrum'dan Mehmet Hocam hanımefendi katılıyor sanıyorum. Evet. Evet. Muğla Merkezi, Muğla Merkez'de. Muğla Merkez'de. Açtı, evet. Bu, anladım. Eski garaj diyebilir, onun üst tarafında hemen. Hayırlı olsun merkezde. Hocam. Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Muammer Hoca biz nasıl geçiyoruz cumartesi günü Bodrum'da? Şimdi diğer pardon Muammer Hocam biz Bodrum'dan nasıl geçeceğiz? Bodrum'dan buyurun. Nasıl geleceğiz acaba bir vasıta var mı yoksa biz kendimiz mi bir şeyler araştıracağız gelmek için? Şimdi ilçelerimizden gelecek olanlar herkes kendi imkanlarıyla gelecek maalesef. Yani ilçelerden bir program yapmamız zor. Evet. Yani saat 1:30'da Muğla Merkez'den stadyum önünden otobüs kalkacak. Evet Ahmet Bey eksik olmasın yani, yazdı bize onları. 1:30'da vasıta kalktı evet. Muğla'da ve de evet. Onu da göndermiş sağ olsun. İnşallah evet. Gelmeye çalışacağız. Muğla'ya. Evet çok memnun oluruz tabii ilçelerden de katılım olursa. Biz de, ama biz onlar de. Her ilçe grubu kendisi bu organizasyonu yapacak. Sağ olun.
Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Mehmet Hocam, göz kapağı ameliyatları kuruluşa sebep oldu mu acaba? Efendim? Göz kapağı ameliyatları. Göz kuruluğuna neden oluyor mu acaba? Olma ihtimali var, evet. Daha öncesinden değerlendiriyoruz. Göz kuruluğu olanlarda göz kapağı ameliyatından mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışıyoruz. Ama şöyle bir durum da var tabii ki. Üst göz kapağı ile alt göz kapağı arasında da fark var. Üst göz kapağında o göz kuruluğunu çok fazla görmüyoruz. Zaten lokal olarak yapıyoruz biz bunu. Kendi kliniğimizde de yapabiliyoruz. Fakat alt göz kapağında o torbalanmaların düzeltilmesi amacıyla ya yüz germe veya sadece alt göz kapağına müdahale etmek amacıyla anestezi eşliğinde uygulama yapıyoruz. O da çok düşük de olsa öyle bir riski var, göz kuruluğu riski var. Teşekkür ederim. Mehmet Hocam. Buyurun hocam. Yaptığınız mesleğiniz hakikaten inanılır gibi değilmiş. Bu konuda yani ilgim olduğunu, biraz böyle bilgimiz olduğunu falan zannediyorduk. Meğerse bir deryaymış sizin alanınız. Ve sizin de bu alanda işte yaptığınız ameliyatlardan, slaytlardan anladık, gördük ki müthiş bir yetenek varmış gibi hissettirdi bana. Vallahi bundan sonra sizi sitenin bahçesinde gördüğümde önünüzden asla geçemem. Estağfurullah hocam, asla ne demek? Yani inanın o kadar gurur duydum ki sizinle. Zaten rastlaştığımız zaman hani güler yüzünüzle, şeyinizle insana böyle çok hoş bir enerji, pozitif enerji gönderen birisiydiniz ama yaptığınız bu işleri ekranda böyle gördükten sonra dediğim gibi hakikaten önünüzden geçemem artık sizin. Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ederim. Devam dileğiyle kolay gelsin diyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Ben işimi çok severek yapıyorum. Severek yaptığım için de hiç zorluk çekmiyorum. Yani yorulduğumu hissetmiyorum. Dolayısıyla severek yapan herkes de yorulmaz diye düşünüyorum ben. Ne güzel. Tebrikler. Evet. Sağ olun. Mehmet Hocam. Buyurun hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dikkatle izledim. Size de ihtiyacım var gibi geliyor ama var gerçekten. Lastik cerrahi herkesin beyin, ihtiyacı var. Evet, evet. Beyin olarak tazeleniyoruz da fizik olarak da. Bir uğrasam iyi olacak. Sizi buyurun takip edeceğim. Ulaşmak istiyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Çok Instagram üzüldüm. Hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tamam, sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Evet, başka var mı sorumuz? Mamer Hocam, size bir şey söylemek istiyorum. İyi akşamlar. Buyurun lütfen. Şimdi ben cumartesi gün çok katılmayı istiyorum ama Marmaris'ten de uzaklaştım. Gelip gitmem çok zor olacak. Lütfen beni affedin. Sizinle birlikte olmak isterdim ama başaramayacağım galiba. İyi eğlenceler. Çok teşekkürler. Şimdi Marmaris'ten gelmek isteyenler var, ben, birkaç kişi daha. Pardon, Hisar'ın daha uzaklara gittim, yazlığa taşındım. Biraz zor olacak benim için. Anladım. Çok da yorgunum. Evet. Birlikte olmayı çok isterdim. Sizi buraya bekliyorum. Tamam, mutlaka tamam. Uğrayacağız bir gün. Bekliyorum. Görüşmek için uğrayacağız. İyi akşamlar, teşekkürler. Muammer Hocam. İyi akşamlar. Muammer Hocam. Buyurun. Burada Lia Asena'dan bir soru gelmiş de. Hocam müthiş bir sunumdu. Teşekkür ederim. Ben de tıp fakültesi öğrencisiyim ve bu konuda uzmanlaşmak istiyorum. Yeteneğin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Demiş. Şimdi evet.
Yetenek herkes için önemli, fakat önemli olan işini severek yapmaktır. Bizdeki plastik cerrahide bilhassa önemli olan estetik algı. Bunun yanında tabii ki yorucu ameliyatlara dayanabilme gücü. Bu birazcık da sağlıklı yaşamla ilgili. Bu Muammer Hocam'ın da önayak olduğu işte bu tabii ki. Gençliğimizden beri, gençliğimizden itibaren kötü beslenen kişilerde, birazcık da işte kötü yaşayan, spor yapmayan kişilerde uzun ameliyatlara çok fazla dayanamadığını görüyoruz. Bu mikro cerrahi ameliyatlar 6 ila 8 saat, hatta daha fazla sürebiliyor. Dolayısıyla bunu severek yapmak önemli. Ben de yetenekten çok bu işi sevmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yetenek bir şekilde kazanılır ama bir işi sevmiyorsanız sevmezsiniz. Evet. Hocam, bana sanıyorum arkadaşımız için teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, çok teşekkürler. Başka var mı arkadaşlar sorusu olan ya da yorum yapmak isteyen bu konularda? Yok herhalde. Herhalde yok. Peki Mehmet Hocam, tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, aydınlatıcı. Yani bu herkesin çok sıklıkla duyduğu, kullandığı ama içeriğini çok iyi, yani tabii içeriğini çok iyi bilmemiz mümkün değil de, hani tam olarak ne olduğu hakkında da çok az bilgi sahibi olduğumuz bir alan. Bu estetik cerrahi ve özellikle mikro cerrahi tabii ki. Ve o işte ayak kopması, işte parmak kopması, bunların neredeyse hiç hasarsız olarak yeniden o fonksiyonel hale gelmesi müthiş bir şey hakikaten. Bu mikro cerrahi olmasaydı bunlar tabii ki anlıyorum. Değil mi ki daha önceki dönemlerde öyle parmağa gelen bir sürü, böyle benim de tanıdıklarım da var. Parmağı kopuk olan marangozlar kopar, o gider yani bir daha. Genel olarak neredeyse fonksiyon eksikliği olmadan yeniden işlevsel hale gelebiliyor. Bu müthiş bir şey hakikaten. Bunu tabii mikro cerrahiye ve tabii çok çalışkan sizin gibi hekimlere borçluyuz. Yani bu anlamda umarım kimsenin hani ihtiyacı olmaz hani bu mikro cerrahi anlamında. Ama estetik tabii başka bir şey. O konuda tabii bir şey diyemiyorum. 4,5-5 Evet, herhalde ses açık kaldı. Sadık Hanım, bir sorunuz mu var? Yok, özür dilerim, ben oldum. Yok, özür dilerim ben. Hocam, ben oldum da meme küçültme ameliyatı. O aklıma geldi de. Bir yorum yapmak ister misiniz? Bir Mehmet Hoca'nın söyledikleriyle ilgili ya da sizin, yani sizin kendi tecrübenizle ilgili bir belki yorum yapmak istersiniz. Buyurun. O aklıma geldi de onu söyledim. 4,5-5 saatte çıkarsın dediler. Adnan Menderes'te olmuştum ben. Ama çok rahatım. Hiçbir şikayetim yok. Hocam, onu soracaktım. Şey yapmadım. Üstünden zaman geçti diye ses çıkarmadım. Buyurun, sorun Sadık Hanım. Doktor Bey, ben meme küçültme ameliyatı oldum. Ama hiç izim de kalmadı. Bir şikayetim de olmadı. Harika. Efendim? Harika diyorum. Çok güzel. Ha, işte şimdi rahatım. Çok rahatım. Da uzun mu sürdü diye onu soracaktım size. 4,5-5 saat arası çıkarsınız dedi. Biri 8 saatte çıkarsınız dedi de ameliyattan. 4,5 saatte çıktım. Yani normal mi diye onu sormak istemiştim. Şimdi tabii ameliyata giriş var, ameliyata hazırlık var, ameliyatın kendisi var, ameliyattan ayılma var.
Ameliyatın kendisi o kadar sürmeyebiliyor. Girişiniz ve ayılmanız da süre alıyor. Dolayısıyla bunların hepsi bir de ameliyat öncesi durumunuzu da bilmediğim için normal olabilir. Yani 2 saat süren meme küçültme de var. 5 saat süren meme küçültme de var. Ondan takıldım da ondan sorayım dedim hocam size. Teşekkür ederim. Zaten memnunmuşsunuz. Yani gayet de güzel geçmiş. Çok memnunum hocam. Hiçbir şikayetim olmadı. Çok güzel. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, şeyden de teşekkür edenler var chatten. Sanıyorum sözlü olarak başka soru yok. Tekrar hatırlatalım. Sormak ya da bir yorum yapmak isteyen varsa lütfen sorabilir. Evet, sanıyorum daha fazla soru yok. Mehmet Hocam tekrar çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl dediğimiz gibi yani bu konuları biraz da ayrıntılı olarak konuşmak üzere diyoruz. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere diyelim. Cumartesi günde müsait olursunuz Mehmet Hocam bekliyoruz. Ula Gölet. Piknik alanı. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Mehmet Hocam çok teşekkür ederim. Hocam. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. İyi akşamlar. Ömer Hocam çok iyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Eğer sorun yoksa kapatıyorum ben yayını. Tamam Tuğba herhalde bitti. Kapatabiliriz. Evet. Tamam. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.